Bayezid, bekle. Bayezid. Siz gönlünüzü ferah tutun şehzadem. Her işte bir hayır vardır. Nerede bu işin hayrı kapıdan paşa? Hünkârımızın cennetinden bir kez daha kavuldum. Madem öyle şehzadem, o vakit siz de kendi cennetinizi korun. Nereye kayboldunuz validem? Hem de böyle mühim bir günde. İşlerim vardı. Karar ilan edilmiş dediler. Ben de bu yüzden merak ettim. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Validem, ne demek oluyor bu? Hünkârımız ben varken Selim'i nasıl seçer? Sakin ol aslanım. Gel, otur. Gel. Ne oturması validem? Duymadınız mı beni? Hünkârımız böyle bir kararı nasıl verir? Evet, bu mümkün değil. Kes sesini. İkiniz de sus. Sizin haddinize mi düştü babanızın verdiği kararları tartışmak? Hünkârımız böyle münasip görmüşse yapacak bir şey yok. Hepimiz itaat edeceğiz. Şehzadem. Bir eminiz var mı? Konya'ya haber göndereceğim Feda. Gazanfer'e hazırlıklarını yapsın. Manisa'ya gidiyoruz. Siz bu karardan memnunsunuz validem. Yoksa benim yerime Selim'i mi tavsiye ettiniz? Benimle bir alakası yok Bayezid. Hünkârımız böyle münasip gördüyse akan sular durur. Durmalı. Anladın mı beni? Ben size ne anladığımı söyleyeyim validem. Hünkârımız bir kez daha cezalandırdı beni. Üstelik hiçbir suçum ve günahım yokken. Bayezid, bırak gitsin. Şu anda kimseyle konuşacak hali yok. Selim'i siz tavsiye ettiniz, öyle değil mi? Gerekli talimatları verdim hünkârım. Hazırlıklar biter bitmez şehzademiz emniyetli bir şekilde Manisa'ya gidecekler. Selim'e göz kulak olur Rüstem. Onun bu yük altında ezilmesini istemem. Merak buyurmayın hünkârım. Toyluk zamanla geçer, tecrübe kazanır. Benim de gözüm üzerlerinde olacak.
Gel. Hünkârım, Şehzademiz Mustafa Hazretleri teşrif ettiler. İnanamıyorum. Onca vakit boşuna mı uğraştık biz? Sizin de Bayezid'i desteklediğinizi sanıyordum. İnan bana, en doğrusu bu Mihrima. Bayezid'in bu başına buyruk esip gürleyen halleri beni korkutuyor. Onun biraz daha büyümesi, olgunlaşması lazım. O halde neden benden sakladınız? Rüstem de biliyor, öyle değil mi? Hayır, hayır. İkinize de söylemedim. Zira mani olmak isterdiniz. Aklın yolu birdir çünkü. Selim olmaz. O Konya sancağını bile idare etmekten aciz. Hep birlikte destek olup ona yardım ederiz. Bayezid'e de destek olabilirdik. Anlamıyorsun Mihrima. Bayezid benim en büyük umudum. Onu vaktinden önce yollayıp düşmanlarımın önüne atamazdım. Selim de sizin oğlunuz. Ona kıyıyor musunuz yani? Bunu mu söylüyorsunuz? Hayır. Selim'im uysaldır. Hırsları yok. Kimse onu tehdit olarak görmez. Ama Bayezid öyle mi? Babası gibi üstün meziyetleri var. Zeki, cengaver. Mutlaka rakip bellenir. Vaktiyle Mehmet'imin canına kıyan zalimler onun da canını almak ister. Ben bu tehlikeyi göze alamam. Almam. O gün siz yoktunuz. Şimdi buradasınız. Rüstem de Vezir-i Azam. Hep birlikte kardeşimi korurduk. Bana güven Mihrima. Bu kararla sadece Bayezid'in değil, Selim'in de hayatını kurtardım. Bence hata yaptınız. Mustafa abinin önünü kesmek isterken Selim ve Bayezid'i birbirine düşman edeceksiniz. Şehzadem. Pek bir kederle gördüm sizi. Yoksa Manisa'ya gideceğinizi mi hayal ediyordunuz? Boyundan büyük laflar etme Rüstem. Benim hayallerimin zerresi dahi senin gözlerini yakar, kör eder. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Değerli taşlar getirmiştim. Ağalar vermiş olmalı. Aldım. Muazzam taşlar. Onlara şekil vermek için sabırsızlanıyorum. Buna sevindim. Hünkârım. Rüstem Paşa ile konuştum. Hazırlık yapacak. Cuma namazından sonra ava çıkacağız. Sen, bütün kardeşlerin. Hep beraber biraz at biner. Ok atarız. Bunu çok arzu ederdim. Ancak eğer müsaade buyurursanız ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Şehzademiz hünkârımızın yanına gitmişler sultanım. Başka da bir haber yok. İnşallah şehzademiz hislerine mağlup olup vaziyeti daha da kötü bir hale sokmazlar. Hissetmiştim sultanım. Belliydi kötü şeyler olacağı. Daha beter olmadan gidelim buradan. Felaketi çağırıp durma hatun. Bizimki sadece bir umuttu. İmkansız da olsa bir ihtimal. Olmadı. Zaten hakkımızda hayırlı bir karar verirse şaşardım. Hürrem ve taifesi de şaştı bu işe. Doğru valla. Onlar Şehzade Bayezid'i istiyordu. Belli ki hesapları tutmadı. Hürrem'in hesabına, kitabına akıl sır ermez fidan.
Lakin haklısın. Hiç değilse taht sancağında Selim gibi basiretsiz bir şehzade olacak. Böylece Aslan'ımın kıymetini daha iyi anlarlar. Bir müddet daha burada kalırsın diye düşünmüştüm. Amasya sancağı malumunuz. Boş bırakmaya gelmez. Ayrıca şükürler olsun ki sizi, kardeşlerimi saat içinde gördüm. Bu kadar kâfi. Madem öyle istiyorsun. Eğer bir gün sizi ağırlama şerefini bana bahşederseniz hünkârım, ava Amasya'da çıkarız. Av için muazzam bir yer. Gelirim elbet. Mustafa'm, bugün ilan ettiğim kararım hakikati değiştirmez. Sen her nerede olursan ol benim oğlumsun. Şayet gün gelir de emri hak vuku bulur, ben bu dünyadan göçüp gidersem, tahtıma kimin geçeceğini ancak ve ancak Yüce Rabbim bilir. Ve ancak o karar verir. Ben değil. Bugüne kadar hünkârım, size layık bir evlat olmaktan gayrı hiçbir lütuf istemedim. İstemem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neymiş bu? Badem çorbası sinyora. Tadı fena değil. Yiyebilirsiniz. Yemeyeceğim. Git su getir bana. Afiyet olsun kızlar. Sana da Dişe Hatun. Hayrola? Yine yüzünde güller atıyor. Haberiniz yok mu? Şehzade Selim Hazretleri Saruhan Sancak Bey'e tayin edildi. Yakında Manisa'ya gidiyoruz. Sümbüla'yla konuşmak lazım. Şehzadenin haremine bizi de seçsin. Ne isterse veririm vallahi. Selim. Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık. Kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Bayezid seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de Aslan'ımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Can Feda Hatun. Yine bir yerini kesmedin inşallah. Ben bir şey duydum. Şehzade Selim bir yere gidecekmiş. Çenen düşsün Emi. Sana ne oluyor Hatun? Niye soruyorsun? Ne
merak ettim be. Sancak Bey olmuş. Ne demek bu? Osmanlı Devleti'nin onlarca sancağı vardır. En küçük sancak bile sizin Venedik'ten daha büyüktür. Şehzadeler de mühim sancakları idare eder. Başka şehzade var mı? Olmaz olur mu? Şükürler olsun 3 şehzademiz daha var. Peki hangisi sultan olacak? Kader hangi şehzademize gülerse. Fakat şehzademiz Selim Manisa'ya gittiği için bir adım önde. Zira tahtın yolu oradan geçer. Şehzade Selim sultan mı olacak? Tövbe tövbe. Ben nereden bileyim hatun? Hadi geç yerine. Yemeğini ye, aç kalacaksın. Geç. Hala inanamıyorum. Babam ben varken nasıl oldu da Selim abim seçti? Ondan daha başarılı olacağına eminim. Abin hakkında böyle konuşma Beyazıt. Omuzların aile yük bindi. Hep birlikte ona destek olmamız lazım. Validem de böyle söylüyor. Yarın beni yolcu etmeye geleceksiniz değil mi? Ne yolcu etmesi? Nereye gidiyorsun ki? Amasya'ya dönüyorum Cihangir. Zaten senin için gelmiştim. Merasim bittiğine göre yol göründü. Hayır gitme. Yakında beraber hava çıkacağız. Konuşsana Beyazıt, sen de bir şey söyle. Cihangir haklı abi. En azından avı bekle, dönünce gidersin. Babamla konuştum bile. Müsaade verdi. Neden gidiyorsun? Yoksa... Gelişimin bir manası vardı. Gidişimin de olsun istedim sadece. Beyazıt sükunetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet ver. Senin yokluğunda neler yaşadığımı bir ben, bir de Yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecek. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Yürü. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sen. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sakardır bana. Kâkülüne kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko nedirlerse desinler, zülfü amberdir bana. Yine dalmışsın paşam. Şehzadem. Kim bilir nereleri fethediyorsun.
Benim tek hayalim Roma şehzadem. Allah nasip ederse bir gün birlikte sökeceğiz kafirin kalbini. Saraydan ayrıldık paşam. Amasya'ya dönüyoruz. Kendi cennetime gidiyorum. Size karşı mahcubum şehzadem. Gönül isterdi ki sizi buradan Manisa'ya yolcu edelim. Yazık. Hünkârımız ayağına kadar gelmiş olan bu büyük fırsatı ellerinin tersiyle ittiler. Öyle. Bu karar sadece benim değil. Herkesin kaderini değiştirecek. Bilhassa da Hürrem Sultan'ın ve Rüstem Paşa'nın. Eden bulur elbet. Paşam, sence neden Selim tercih edildi? Selim. Şehzademizin vaziyeti hünkârımızın da malumu. Onu seçtiklerine göre kavga gürültü istemiyorlar. Oysa asıl kavga şimdi başlıyor. Sultanım. Mirmah vaziyeti anlatmış olmalı. Keşke haberim olsaydı. Şehzade Beyazıt'ı o kadar inandırdım ki büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bugün tahta çıkmak istiyorsa beklemeyi, sabretmeyi ve itaat etmeyi öğrenmek zorunda. Bağışlayın sultanım. Fakat Mirmah Sultan haklı. Şehzade Selim bizi düşmanlarımızın karşısında zayıf düşürecektir. Düşmanlarımızın sırtını kime yasladıkları belli. O düşerse hepsi düşer. Artık buna lüzum kalmadı sultanım. Nihayetinde taht sancağı bizim elimizde. Mustafa'nın ani gidişi benim hiç hoşuma gitmedi Rüstem. Sonra Barbaros'la olan yakınlığı, Yeniçerilerin karşılaması. Bütün bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. İsyan etmeye cüret edemezler. Keşke isyan etse. İşimize gelir. Onların tek derdi benim. Beni yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de usulca etrafımı kuşatıyorlar. Hissediyorum. Bence mübalağa ediyorsunuz. Anlamıyorsun. Onların son umuduydu Manisa. Ve ben ellerinden aldım. Şimdi bütün güçleriyle saldıracaklar. Ama benim adım Hürrem. Ben onlara bu zevki yaşatmam. Her şey hazır değil mi? Hazırız, hazır olmasına da ben beklemekten yanayım. Beklemeyeceğiz. Bundan daha münasip bir vakit yok. Hiç kimse ihtimal vermez. Üstelik savunmasız olacak. Sultanım. Ok yaydan çıktı Rüstem. Dönüş yok. Şehzade Mustafa hangisi? Beyaz atlı olan. Bir sen diğer tarafa geç. Dikkat et, seni görmesinler. Hocam, sen de dikkatli ol. Valeria. Signora. Götür şunu kirlenmişin izini bul bana. Signora, kalfa yasak dedi. Görünce kızıyorlar. Nereye hatun? O elindeki ne? Çarşafım kirlenmiş. Temizliğini alacaktım. Bırak şimdi onu. Neşe, Hazal, gelin buraya. Buyurun Fahriye Hatun. Şehzademiz Selim hamama gidecekler. Derhal hamamı hazır etmek lazım. Hemen gideriz. Edebinle dur Hatun.
kaşın gözün oynamasın. Senin adın neydi? Valeria. Kızlar, Valeria sizinle gelecek. İş öğrensinler biraz. Akşama kadar boş boş oturuyorlar. Signora, bağışlayın beni. Hamama gitmem lazım. Sen değil Valeria. Ben gideceğim. Ne düşünüyorsun kardeşim? Yoksa şimdiden taht hayallerimi kurmaya başladın? Hayalleri suya düşen sensin Bayezid. Hünkârımız yine beni seçti. Bu mesuliyet sayesinde aklın başına gelir diye düşünmüş olmalı. Ben yıkanmaya gidiyorum. Daha sonra devam ederiz bu hoş sohbete. Yarın hava çıkıyoruz. Bizzat ben gelip haber vereyim dedim. Erken yatağa. Şayet kalkamazsan babam daha ilk günden yanlış bir karar verdiğini anlar kardeşim. Anlaşılan bu karar seni aile üzmüş kardeşim. İstersen benimle gel. Beraber dolaşırız Manisa'yı. Emin ol bir gün Manisa'ya geleceğim Selim. Lakin seninle dolaşmak için değil. Sancağımın başına geçmek için inşallah. Valeria'ya ne oldu birden? Hastaydı o. Başı ağrıyordu. Yardım etmek istedim. Kızlar, bitmedi mi hala işiniz? Şehzademiz gelmek üzere. Bitti can feda hatun. Hadi. Ne bakıyorsun hala? Yürü, hadi yürü. Şehzadem. Çekilebilirsin Hatun. Şehzadem, ben size teşekkür etmek istedim. Siz benim hayatımı kurtardınız. O gece bileğimi kesmiştim, siz yardım ettiniz. Bunu hayatım boyunca... Çık dışarı Hatun. Çık. Çık yalnız bırak. Uyumak yok. Nöbet tutacaksın. Neden hep ben tutuyorum? Ayrıca onlarca muhafız var nöbet. Ama hiçbirinin gözü seninki kadar keskin değil. Hadi.
Yatağa gelmeyecek misin? Sen uyu. Yine kalbini kırdılar değil mi? Üzdüler seni. Sen karnındakini düşün. Aklım fikrim onda zaten. Onun istikbalinde. Şehzadem bir an evvel de olsa da yüzünü güldürse. Eğer şehzadem olursa dediğin gibi... rahmetli kardeşimin adını koyacağım. Mehmet. Signora, iyi misiniz? Beni hatırlamadı bile Valeria. Belki de bilerek öyle davrandı, bilmiyorum. Burada çok hatun var Signora. Hangi birini hatırlasın Sezade? Beni bu köylülerle bir mi tutuyorsun? Hayır, ben... Unutma ki benim adım Cecilia. Cecilia Venier Batlu. Beni dediğim bütün erkekler benim peşimde koşardı. Bütün İtalya sizin güzelliğinizi konuşurdu. Ama burası Osmanlı Signora. Burada kimse tanımıyor sizi, bilmiyor. O halde beni tanıyacaklar Valeria. Kim olduğumu bilecekler. Biraz da Selim'den onu kendini beğenmiş prens. Ben köle değilim. Kimseye boyun eğmem. Madem buradan çıkış yok, kurtuluş yok. O halde yukarıda olmalıyım. En yukarıda. Sultanım, hepsi istediğiniz gibi maşallah. Seçin birini şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Sultanım, ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutunmalıyız. Tutunmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. Derhal şehzademizi uyandır. Baskın var. Durma hadi. Şehzade Hazretleri, baskın var. Toparlan hatun. Allah'ım sen kur Rabbim. Telaş etme. Yeah.
Kuz burada kal. Gel benimle. Şehzadem, benimle gelin. Hemen uzaklaşmalıyız. Kim bunlar? Bostancıbaşı neredeler? Ağaçların arasındalar. Buraya geliyorlar. Şehzadem burada durmayın. Hatun'u arabaya götürün. Hayır şehzadem, siz de gelin. Çabuk kaldırın herkesi. Şehzadeyi koruyun. Şehzadem! Hekim çağırın! Etrafını sarın! Şehzademizi koruyun! Dayan! Hekim çağırın! Kimsin sen? Emri kimden aldın? Hayır şehzadem, bulduğumda yaralıydı. Ancak birini kaçarken gördüm. Belli ki konuşmasın diye öldürmek istediler. Bir şey söyledi mi? Bir isim verdi şehzadem. Amasya eşrafından tüccar Kasım Efendi. Dediklerine göre emri o vermiş. Şehzademiz avdan döner dönmez yola revan olacak. Tedbirinizi alın, bir eksik gedik olursa vallahi acımam, kapının önüne koyarım. Sümbül ağam. Söyle. Bir cariye geldi ağam. İlla sizi görmek istiyor. Derdi neymiş, sormadın mı? Tutturdu göreceğim diyor ağam. Başka bir şey demiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen şu canına kıymak isteyen hatun değil misin? Ne halt etmeye geldin sen buraya? Yine eve gitmek istiyorum dersen vallahi cehenneme yollarım seni. Yok. Sana bir hediye getirdim. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap ettin? Duydum ki bu sarayda her şey senden sorulurmuş. Senin istediklerin olur. İstemediklerin olmazmış. Sultanlar bile karışamazmış sana. Rabbime şükürler olsun. De hele, ne istiyorsun? Buradan gitmek istiyorum. Yahu ben sana az evvel ne dedim? Oy! Öyle değil. Şehzadeyle gitmek istiyorum. Şehzade Selim'le. Hümaşa. Benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdüğünde ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem neyiniz var? Birkaç gündür pek telaştasınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı Mihrimah. İyiden iyiye evhamlı oldum. Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet, bahsetti. Selim'e bir hatun arıyormuşsunuz. Öyle. Sancağında güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse
o erkek güçlü değildir. Validem, Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var. Koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başıma ağrımasın. Rahmetli Valide Sultan'ın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğini elimden tutsaydı, yanımda olsaydı, oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizin öğreneceğim daha çok şey var. Nasıl sakladın sen bunu? Üstünü başını arayan olmadı mı hiç? Herkesin gizlediği bir şeyler vardır. Bu çok kıymetli bir mücevher. Yahudi tacirler bunun için sana bir servet verir. Karşılığında tek bir şey istiyorum. Beni şehzadenin haremine seçeceksin. Cariyeler şehzadelerin haremine girmek isteyebilir elbette. Bunda bir mani yok. Ama ve lakin bunun için rüşvet teklif etmek büyük bir günahtır. Yok. Bir hediye. Ne diyorlardı sizin burada? Gönlümden koptu. Madem gönlünden koptu, o halde ben de sana yardım ederim. Seçildiğimde alırsın. Bağışlayın hünkârım. Size burada rahatsızlık vermek istemezdim. Fakat devlet işi eksik olmaz. Sen her dem bize dertlerimizi unutturursun Hoca Çelebi. Sana kapımız açıktır. Söyle nedir mesele? Hünkârım, malum haliniz. Sabık Şeyhülislam Çivizade Efendi vakfın hükûdu yok sayan fetva verip para vakıflarını Osmanlı topraklarında men etmişti. Evet. Maalesef Şeyhülislam Fenerizade Muhyiddin Efendi aynı yola girdi hünkârım. Para vakıfları iptal olursa evvelden kurulmuş müesseseler yıkılacak ve verdikleri hizmetler atıl kalacak. Oysa bu yanlış bir fikir hünkârım. Âme menfaatine de aykırı. Çivizade Efendi bizi üzmüştü. Malumun üzere vaktiyle Mevlana ve Muhyiddin Arabi aleyhinde de haksız ithamlarda bulunmuştu. Daha evvel arz etmiştim hünkârım. Ehli İslam içine fitne sokmak ehli İslam'a layık değildir. İnşallah Şeyhülislam Efendi aynı hataya düşmez. Fenerzade Efendi birkaç nesildir ulema ailesindedir. Hizmetleri çok olmuştur. Ben böyle bir hataya düşeceğini sanmam. Lakin için rahat olsun. Mevzuyla bizatihi alakadar olacağım. Cihangir, sen bilirsin daha ne kadar kalacağız burada? En az bir hafta daha buradayız. Sıkıldıysan gönderelim seni. Manisa'ya sancağıma dönmek için sabırsızlanıyorum kardeşim, o yüzden. Manisa'ya nasıl gideceğini biliyorsun değil mi Selim? Sonra yolda kaybolma. Kızma hemen. Latife ediyor sadece. Öyle değil mi abi? Öyle tabii. Selim, hadi bin atına. Şahin Tepesi'ne kadar at koşturalım. Bakalım kim kazanacak? Lüzum yok, yürüyoruz. Sen önden git, ben yetişirim sana. Madem bu kadar güveniyorsun kendine, bir mükafat koydum ortaya. Bayezid, şimdi olmaz. Babam bizi bekler. Olur. Kazanırsan atım senin. Kaybeden bir at almam ben. Yüzüğü istiyorum. Babamın hediye ettiği yüzüğü. Ben kazanırsam? Ne istersen vermeye hazırım. Kaybedersem zaten canımın kıymeti yok. Özür dileyeceksin kardeşim. Herkesin içinde benden affını dileyeceksin. Ne affı? Niçin istiyorsun bunu? Her daim abisine saygısızlık ettiği için Cihangir. İşaret ver bize Cihangir. Şehzadelerimiz birkaç güne dönecekler.
O güne kadar haremlerine gidecek hatunların hazırlanması icap ediyor. Haydi. Daha evvel seçtiklerim öne çıksın. Ha. Sen vardın, sen vardın. Sen vardın, sen vardın. İyi. Bir hatun daha lazım. Gerisi kalabilir. Sen gel hatun. Sen değil, arkandaki. Ha. Haydi. Seçtiklerin bu tarafa geçsin, gerisi dağılsın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi geç. Haydi. Fahriye Hatun, aman diyeyim, ismini cismini iyice yaz, bir karışıklık çıkmasın. Haydi. Çok büyük hata yaptın Sümbül Ağa. O mücevher çok kıymetliydi. Öyle, vallahi öyle. Sarrafın elinde para bırakmadım, para. Haydi yerine. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler sultanımız. Afiyet dilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür. Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. Signora? Tebrik ederim Valeria. Şehzadenin haremine gideceksin. Ben de çok şaşırdım. Keşke sizi de götürselerdi. Yıldızlar benden yana değil Valeria. Belki de bana küstüler. Uzun zamandır gökyüzünden uzak kaldım. Keşke bu gece bakabilsem. Kalfa'yla konuşun. Belki izin verir. Hayır, bunu yaptığımı bilmelerini istemem. Git bana kağıt bul, kalem bul. Olmaz. Yapamam. Sen bana karşı mı geliyorsun? Bağışlayın beni. Ben artık bir şehzade güzesi olacağım. Hizmet yok. Zaten yasak, kızıyorlar. Sümbül Ağa bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun, öyle değil mi?
Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı, nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş karnındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bostancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. Merak ediyorum. Neymiş acaba söylediği bazı şeyler? Amasya eşrafından tüccar Kazım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece. Sancak meselesinde doğru mu karar verdiniz, yanlış mı karar verdiniz onu bilemem hünkârım. Mühim olan hayırlı olmasıdır. Yanlış bir kararın hayır olduğunu mu Hoca Çelebi? Hünkârım, hayır doğru veya yanlışın içinde değil, neticesindedir. Mühim olan sizin vicdanın huzurlu olmanızdır hünkârım. Farz-ı misal, suçlu birini evinde saklamak, onu adaletten kaçırmak yanlıştır. Ve fakat size sığınmış, sizden yardım dileyen bir insana kucak açmak da Allah'ın bir emridir. İşte orada vicdanınıza döneceksiniz. Hangisi size huzur veriyorsa, yanlış bile olsa hayırlısı odur. Ne iyi ettin geldin Ebu Suud Efendi. İlminle, irfanınla ruhuma ışık tutuyorsun. Teveccühünüz hünkârım. Hünkârım! Cengiz nedir bu halin? Selim abimle tıp hoş geldin hünkârım. Arıyoruz ama yok. Beyazıt abim de kayıp. Yarış yapacaklardı hünkârım. Atımı getirin. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Davut Paşa'yı arıyorum. Eğer yolu gösterirseniz mükafatlandırırım sizi. Mükafat mı vereceksin? Mükafat verecekmiş. Sen zahmet etme. Biz almasını biliriz mükafatımızı. Anlaşılan o ki şehzadeyi birileri koruyor. Üstelik şehzadenin bile haberi yok bundan. Ne demek bu? Adamlarımızı kimin öldürdüğünü onlar da bilmiyor. Ne malum o bostancı başının bize ihanet etmediği? Belki de mahsus böyle bir haber gönderdi sana. Hayır. Ona itimadım tam. Üstelik bizi bu beladan o kurtaracak. Tüccara şehzadeden önce ulaşmamız lazım. Rüstem Paşa. Eğer bu hadise ortaya çıkarsa... sen dahil herkesin kellesi gider. O sebeple ne yap et mani ol. Anladın mı beni?
Kim olabilir bunlar? Aklıma tek bir isim geliyor sultanım. Hazır Hayrettin Paşa. Olabilir mi? Her ihtimali düşünüyoruz sultanım. Ancak tam olarak ne olduğunu tüccarı yakaladığımızda öğreneceğiz. Sağ yakalayabilirseniz tabii. Göreceğiz. Hızır Hayrettin Paşa'ya haber yolladık. Yakında işin aslı astarı neyse ortaya çıkacak. Torunumu aldılar benden. Doğmamış Sabi'yi kıydın. Ya oğluma gelseydi ok? Ya onu da kaybetseydi? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun Taşlıcalı? Sana şehzademi emanet ettim ben. Sultanım, bir tek uykusunda yalnız bırakıyorum. Artık uykular da haram. Mustafa, günlerdir harap ettin kendini. Yat, uyu, dinlen biraz, gücünü topla. Bu kaçıncı ölüm validem? Daha kaç can alacaklar benden? Rabbim daha nice şehzadeler nasip edecek inşallah. Neden? Onları benden geri almak için mi? Mustafa'm, zinhar isyan etme. Rabbim her zaman seninle. Belki bugün benim yanımda. Lakin yarın olmayabilir valide. Olmayabilir. Attan düşmüş olman beni ilgilendirmiyor Selim. Nihayetinde ben kazandım. Attan düşmüş olmasaydım zor kazanırdım. Kalsın. Attan düşmediğim bir zaferimde alırım onu senden. Bayezid. Ya istemiyorum dedim. Duymuyor musun beni? Ben kimseye borçlu kalmak istemem kardeşim. Hele ki sana asla. Yüzük nikah abi. Artık bana bir can borcum var. Sadece ayağını incitti. Ne yaptın sen? Kavga mı ettiniz yoksa yine? Ben sana kaç defa abine hürmet edeceksin dedim. Baba ben... Yaralı mısın? Mühim değil hünkârım. Validen senin büyüdüğünü, huyunun değiştiğini söylemişti. Lakin görüyorum ki bir arpa boyu kadar bile ilerlememişsin. Yazma. Hünkârım, benim bir kabahatim yok. Kardeşim, söylesene neler olduğunu anlatsana. Hayli yorgunum hünkârım. Müsaadenizle biraz dinleneceğim. Attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşyaların elindeydi.
Eğer vaktinde yetişmeseydim öldüreceklerdi onu. Ben kurtardım. Sus! Doğru mu bu? Eşkıyaların yolumu kestiği doğrudur hünkârım. Lakin Bayezid geldiğinde zaten hepsinin işini bitirmiştim. O yüzden bu korkudan elin ayağın titriyordu. Bugünlük bu kadar kâfi kızlar. Şimdi herkes taşlığa dönsün. Ne yapıyorsun? Hiç. Durma öyle. Boşaltın burayı hadi. Uyumadan evvel merhem sürelim. Kaç gün hemşehrin kalmasın. Sen yanında mı taşıyorsun onları? İkinizi de bildiğim için. Ne olur ne olmaz dedim. Yarın sen de katıl abi. Bağışlayın beni hünkârım. Bu halimle size yük olurum anca. Ne yükü Cihangir? Hangi baba evladını yük olarak görürmüş? Senin bahsettiğin şu sırtındaki kusursa her insan evladının kusuru vardır elbet. Kimisi kusurunu senin gibi sırtında taşır. Kimisinin de kusuru kalbinde, ruhundadır. Hünkârımız haklı Cihangir. Keşke herkesin kusuru senin gibi gözükseydi. O vakit dünyada ne yalan olurdu, ne riyakarlık kardeşim. Getirin şu kattonu. Bu nedir katun? Ne yapıyorsun sen bu vakitte dışarılarda? Yıldızlara bakmak istemiştim. Sebep? Yıldızların bir dili vardır. Bize bir şeyler anlatır. Rehberlik ederler. Eminim öyledir. Götürün şu hatunu kapatın bir yere. Yarın sabah verir hesabını. Sultanımıza haber verin. Yıldızlarda Hürrem Sultan'ı gördüm. Haber verin. Afife Hatun. Aklını mı yitirdi nedir? Hünkârım müsaadenizle. Hayırlı geceler hünkârım. Hayırlı geceler. Selim'le aranızda ne geçti bilmiyorum. Lakin o başka bir şey anlatıyor, sen başka bir şey anlatıyorsun. Bu da beni hayli üzüyor. Zira bu, ikinizden birinin yalan söylediği anlamına geliyor. Benimle konuşmayı tercih ettiğinize göre yalan söyleyenin ben olduğumu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi?
Diyelim ki hata Selim. Senin hiç mi hatan yok? Gördüğüme göre sen ona karşı derin bir haset ve öfke içerisindesin. Onu her fırsatta rencide etmekten mutluluk duyuyorsun. Hünkârım ben... Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan... ...onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım... ...benim hatalarımdan da kendine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Sen evvela kendi üzerine düşeni yap. Keskin sirke gibi küpüne zarar verecek huylarından kurtul. Ondan sonra belki senin o bahsettiğin insanlar kendi hatalarını görürler. Çekilebilirsin. Selim. Yalnız bırak beni. Kavga etmeye değil. Senden af dilemeye geldim. Babam mı istedi senden bunu? Hayır, ben kendim istedim. Zira bu utanç verici olayı babamdan saklamak istediğini anlamalıydım. Rezilliğini ifşa ettiğim için bağıştı beni kardeşim. Ne düşündüğün umurumda değil kardeşim. Ben doğru olanı yaptım. Nedir doğru olan? Utanmadan, sıkılmadan gözlerimin içine baka baka yalan söylemek mi? Senin yaptığına ne demeli? Babamın gözüne girmek için yapmadığın şey kalmadı. Eminim o adamları da sen gönderdin karşıma. Aklınca beni rezil edecektin. Bu bir oyundu. Lakin ben oyunu bozdum. Bu doğru bile olsa hakikati değiştirmez. Senin bir korkak olduğun hakikatini değiştirmez Selim. Gel Hatun, gidiyoruz. Nereye götürüyorsunuz beni? Sultanım. Evvela önüme durdun. Bana eve gitmek istediğini söyledin. Sonra canına kıymak istediğini söylediler. Şimdi de çatılarda bulmuşlar seni. Maksadın ne hatun? Önünüze çıktım. Çünkü evime gitmek istiyordum. Canıma kıymak istedim. Çünkü ölmek istiyordum. Çatıya çıktım. Çünkü kaderimi görmek istedim sultanım. Yıldızlarda mı arıyorsun kaderini? Hayır sultanım. Ben kaderimi sizin ellerinizde. İki dudağınızın arasında buldum. Ne demek bu? Gece de böyle konuşuyordu sultanım. Hürrem Sultan'ı yıldızlarda gördüm deyip durdu. Aklını kaçırmış belli ki. Madem beni gördün, anlat. Seni dinliyorum. Kalbinizde bir ateş var sultanım. Göklere, yıldızlara kadar yükselmiş. Hiç sönmeyecek. Sizi yakacak. Belki
belki canınızı acıtacak. Ama hayal ettiğiniz her şeyi de kavuşturacak. Bu ateşin içinde kendimi de gördüm sultanım. Kendi mutlak kaderimi. Neymiş o? Bana elinizi uzattınız. Ve ben o eli tutup sizinle birlikte göğe yükseldim. Şehzade Selim'in cennetini. Selim mi? Ben Şehzade Selim'le gitmek istiyorum. Beni şehzademizin haremine gönderin sultanım. Yıldızlar bunu bize işaret ediyor. Şimdi anlaşıldı onca lafın kerameti. İşittin mi Afife Hatun? Hı? Ne istiyormuş? Ben haddini bildiririm sultanım. Esir pazarına gidince aklı başına gelir. Sultanım. Seni son kez bağışlıyorum Hatun. Lakin bir daha herhangi bir hadisini duyarsan esir pazarında bulursun kendini. Şehzadem, haberler mühim. Tüccar Kasım Efendi'nin yeri tespit edilmiş. Şehzadem, siz sarayda kalın. Ben yakalar getiririm o ayını. Belki de sebebi benim. Benim günahımın bedelini ödediler. Sultanım. Atın şunu. Sultan, bu hadiselerin sizle mazide yaptıklarınızla bir alakası yok. Olamaz. Zira siz zalim değil, her daim mazlum oldunuz. Hayrola Rüstem, bizimle hava çıkmaya mı geldin? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri Amasya dönüş yolunda suikaste uğramış. Ölmüş mü? Şükürler olsun ki şehzademizin burnu bile kanamamış hünkârım. Kim yapmış bunu? Yakaladınız mı? Baskın verenlerin hepsi ölmüş. Maalesef acı bir kaybımız var. Şehzademizin gözdesi karnındaki sabiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Kim cüret eder Rüstem benim oğluma saldırmaya? Cevap versene. Kim? Henüz bilmiyor hünkârım. Lakin tetkik ediyoruz. En kısa sürede tespit edeceğiz. Eğer bulmazsınız, ihmali olan çavuşundan vezir-i azamına kadar hepinizin çenesini alırım. Beni validem yalnız bırakın. Neyin var senin? Mustafa abim ölümden dönmüş.
Rüstem söyledi demek. Hayır validem. Kendi imkanlarımla öğrendim. Benden gizli işler mi çeviriyorsun? Asıl gizleyen sizsiniz. Bana söz vermiştiniz. Hiçbir şekilde abimin canına kastedilmeyecekti. Ben sözümden dönmedim. Ayrıca bunun için söz vermeme lüzum yok. Ben zaten böyle bir şey yapmam. Bu ne peki? Bizimle bir alakası yok. Belli ki bir tuzak bu. Benim için kurulmuş bir tuzak. Şüphem yok ki beni itham edecekler. Ben çocuk değilim madem. O zaman çocuk gibi davranmayı kes. Ben sana ne dedim? Sadece bana güveneceksin. Ve şimdi ben sana diyorum ki... benimle bir alakası yok. Buna hakkım olduğu halde yok. Onlar benim oğlumun canını aldığı halde yok. Haydi oğlum, daha hızlı. Yapmayın. Acıyın bana şehzadem. Yapmayın. Acıyın bana şehzadem. Emir kim verdi? Ben bir şey bilmiyorum. Emir kim verdi? Öldürürler beni şehzadem. Yapmayın. Yapmayın söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Aziz. Aziz Ağa. Kim bu Aziz Ağa? Nerede? Payitahtta. Paşa'nın adamı. Rüstem Paşa'nın adamı. Şehzadem. Allah'ım şehzademizi sana bağışladı. Doğmamış Sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür. Bundan büyük sevinç olur mu? Ölebilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldüreceklerdi oğlum. Ne olacak şimdi peki? Neden getirdiniz o adamı buraya? Neden oracıkta kesmediniz nefesini? Bize anlattıklarını hünkârımıza da anlatmasını istiyorum çünkü. Ne söyledi ki? Dairenize dönün validem. Siz artık bu meselelerden uzak duracaksınız. Hayır. Bu benim de meselem. Evladımın canına kimin kastettiğini bilmek istiyorum. Hürrem değil mi? O yaptı. Sultanım çıkın lütfen. Sana söylemiştim Mustafa. O yılan asla vazgeçmeyecek. Geri çekilmeyecek. Ne yapıp edip seni sokmak isteyecek. O yılanın başını er ya da geç ezeceğim validem. Bunun için cehennemde yanmaya bile razıyım. Neden gidemezmişim?
Ben abimi görmek istiyorum. Evvela bir ne olduğunu öğrenelim. Sonra zaten kim nereye gidecekse gider. Mihrim'e haklı. Zaten babam müsaade etmez şimdi. Sana fikrini sormadım. Kim yaptı bunu? Her kim yaptıysa bizzat ben alacağım kellesini. Abim perişandır şimdi. O bebeği çok istiyordu. Kardeşleri de hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin emniyetli olmaz. Beklemek lazım. Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından, buğday ticaretiyle uğraşan bir hayli zengin bizzat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademizi de kendi divanlarında yargılatmışlar. Kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlumu öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. Saldırıda ölen bazı hainlerin acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalanmış mı o melun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına bana cesaret edemez. Çık dışarı. Sen de Hürrem, yalnız bırak beni. Vaziyet nedir? Tam bir malumat yok sultanım. Tüccara henüz ulaşamadık. Sen ne diyorsun paşa? O adam bizim ölüm fermanımız. Ya Mustafa'nın eline geçerse? Kapıyı aç. Zehirlenmiş. Nasıl olur bu Taşlıcalı? Bostancı başı! Buyurun Yahya Bey. Yemeği hazırlayan, getiren, nöbet tutan her kim varsa hepsini alıp getirin. Emredersiniz. Bu hainler ikimize kadar girmişler Taşlıcalı. Şehzadem, vaziyeti hünkârımıza izah etmemiz lazım. İspat edemesek de hünkârımız meselenin peşini bırakmayacaktır. Bu hadisenin muhtemel neticelerini hesap edip her türlü tedbiri almışlar. Lakin hesap etmedikleri bir şey var. Ben artık onların anladığı lisandan konuşacağım. Thank you.
bekleyeyim ki validem? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziyadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Emir Büyükar'dan. Cihangir? Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç değilse birkaç gün daha kal. Ayrıca validem de kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var Zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımda ağırlamaktan şeref duyarım validem. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir saray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. Kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim. Signora Cecilia. Gitme vakti geldi anlaşılan. Evet, birazdan götüreceklermiş bizi. Manisa Sarayı nasıl acaba? Buradan daha güzeldir. Eminim öyledir. Ne tuhaf. Senelerdir sizin yerinizde olmayı hayal ederdim. Şimdi ise siz benim yerimde olmayı hayal ediyorsunuz. Bir tek kelime daha edersen seni ellerimle boğurum. Üzülmeyin signora. Belki yıldızlar yardım eder size. Sana söylediklerimi aklından çıkarma aslanım. Sen veliaht şehzadesin. Gözler üzerinde olacak. En başta da sizin gözleriniz validem. Şüphen olmasın. Ben o sarayda bir evladımı kaybettim. Allah'ım esirgesin seni. Amin. Validem. Validem hünkârınız beni bekler. Yolun açık, kılıcın keskin olsun aslanım. Amin. Bayezid. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zira vazifen zor. İhtiyacın olacak. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Seninle ne konuşmuştuk hatırlıyorsun değil mi? Soru yok, konuşmak yok. Teamül ve kaidelerden şaşmayacaksın. Saraya değil de zindana giriyoruz sanki. Tuğrul Çavuş. Yahya abim. Bunu Şehzade Mustafa Hazretlerine takdim etmeyi buyurdular. Gel. Şehzadem. Gelen iki ulakla konuştum. Ellerinde bu vardı. Neredeler? Ağlar. Şehzade Hazretleri. Hızır Hayrettin Paşa size her türlü mevzuda itimat edebileceğimi yazmış. Paşa Hazretleri lütfetmişler. Size hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür şehzadem. Kızlar, sessiz olun. Geçin hizaya.
Senin adın ne Hatun? Valeria. Tamam. Destur! Şehzade Selim Hazretleri. Çabuk, geçin, hizaya geçin. Geçin, geçin, geçin. İyi başlarınızı. Niye geldin? Sultanımızı göreceğim. Olmaz, taşlara dönelim. Ne oluyor Hatun? Sen niye geldin yine? Selim'le Bayezid'in o halleri neydi öyle? Bir şey mi gelişti aralarında? Bir malumatım yok validem. Zannediyorum avda münakaşa ettiler. Sümbül. Sümbül, ne oluyor burada? Ne oluyor? Hatun nasıl girdi böylece? Sümbül. Sümbül. Hatun, Hatun ben sana ne söyledim? Hı? Tek bir hadisende esir pazarına yollarım seni demedim mi? Razıyım sultanım. Sizden gelecek her şey kabulümdür. Sizden başka sığınağım yok. Çarem de yok. Bugün şehzademiz gidiyor. Ama beni seçmediler. Kaderimde olduğu halde beni seçmediler. Ya emredin canıma kıysınlar. Ya da izin verin şehzademize gideyim. O kadar çok mu istiyorsa gitmeyi? Her şeyden çok. İzin veriyorum. Şehzademin sarayına gidebilirsin. Sultanım. Çekilebilirsin Sümbül. Afife, Mihrimah, siz de. Sizler de. Beni Cecilia ile yalnız bırakın. Ebu Suud Efendi ile Şeyhülislam arasında soğuk rüzgarlar esiyor hünkârım. Yine aralarında bir hadise geçmiş. Şeyhülislam Fenerizade Efendi'yi bir ziyaret et. Hadiseyi bir de onun tarafından öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Mustafa'mdan bir havadis var mı? Hayır hünkârım. Ama neyse ki tüccar Kazım Efendi'yi yakalayıp infaz ettiler. Gel. Hünkârım. Gel aslanım. Yola revan olma vakti geldi hünkârım. Hayır dualarınızı benden esirgemeyin. Dualarım senin aslanım. Allah yürüdüğün yolda seni yalnız bırakmasın. Bütün cariyeler şehzade gözdesi olmak ister. Ancak sen bu uğurda canını bile vermeye hazırsın. Hı? Dediğim gibi sultanım. Başka çarem yok. Bu benim yıldızlarda gördüğüm mutlak kaderim. Akıllı hatunları severim. Ama o akıl bana hizmet ediyorsa. Güzelsin. Belli ki hırslısın. Bu halinle bana çok eskiden tanıdığım birini hatırlatıyorsun. Seneler evvel bu saraya gelmiş biri. Manisa'ya gideceksin. Lakin
bir tek şey isteyeceğim senden. Sadakat. Ha, şüpheniz olmasın sultanım. Ama şüphem var. Ancak bunları tek tek silmek senin elinde. Sadece aslanımın gözdesi değil, benim de gözüm kulağım olacaksın. Mütemadiyen haberleşeceğiz. Sorgu sual etmeyeceksin. Ben yüzümü sizden yana çevirdim sultanım. Size hizmet etmek benim için şereftir. Âlâ. Vazifenle alakalı teferruatlı bir malumat verilecek sana. İnşallah gözlerinde gördüğüm ışığı hiç kaybetmezsin. Cecilia. Bu da sana ilk hediyem olsun. Bundan sonra adın Cecilia değil. Nurbanu. Nurbanu? Evet. Bizim lisanımızda ışık saçan kadın demek. Güzel bir isim. Sultanım, sizden küçük bir isteğim daha olacak. Şehzademizin haremine seçilen biri var. Adı Valeria. Onun burada kalmasını istiyorum. Hadi kızlar, hadi yürüyün. Bir an evvel kafile yetişmemiz lazım, yürüyün. Cecilia, ne bekliyorsun hala? Cecilia. Nurban. Benim adım Nurbanu. Işık saçan kadın demek. Bundan böyle bana herkes böyle seslenecek. İçeri girdim. Şehzadenin sarayındayım artık. Âlâ. Gördüğün gibi Atmaca. Şehzadenin düşmanları çok güçlü. Onu koruyabilecek misin? Şehzademiz kendini düşmanlarından koruyabilir. Ben onu dostlarından korumak için buradayım. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'ya şehzademizin sahipsiz olmadığını anlatmak lazım. Lüzum kalmadı. Zira şehzademiz onlara en güzel cevabı verdi.
oldu? Sabah sabah niye kaldırdınız beni? Vezir-i Azam Hazretleri bunu size göndermişler paşam. Sabah sabah ne bu? Kim gönderdi? Bir malumatımız yok.